Ve bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız sayın seyirciler. İstanbul bugün hain bir saldırıyla adeta sarsıldı. Savcı Tolga Güraçar'ın aracına trafik ışıklarında durduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Savcı Güraçar aracın açılan ateş sonucunda... Bu bizim Tolga değil mi? Evet, evet bu o Hamiyet Hanım. Saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor. Eyvah. Olay yerine sevk edilen emniyet... Marlon haberi var mı acaba? İlk açıklamalara göre savcı Güraçar... Hay Allah. ...birçok merminin isabeti. Hay. İnşallah iyileşir çocuk. Durumu belirsiz diyor. Peki hangi hastanede yattığını söylüyor mu? Yok, söylemediler. Hay hay Allah'ım ya. Kim yapar, neden yapar, nasıl yap? Mahur? Efendim halam. Ay, neredesin kızım? Tolga'nın yanına gidiyorum şimdi adliyeye. Ha, yani senin haberin yok öyle mi? Neyden haberim yok? Ne oldu? Tolga. Tolga silahlı saldırıya uğramış. Ne? Nasıl yani? Ne zaman? Ben de şimdi televizyonda duydum. Yaralanmış ama durumunun nasıl olduğunu bilmiyorlar. Canım, iyi misin? İyiyim hala. İyiyim. Sen şimdi Tolga'nın yanına gidiyorsun değil mi? Ama hangi hastanede olduğunu televizyon söylemedi. Evet, gideceğim. Tamam, ben yanındaki kızı arayıp öğrenirim nerede olduğunu. Olur. Olur ama bizi habersiz bırakma, tamam mı? Tamam. Tamam hala, merak etme. Mahur. Tolga. Mahur. İyi misin? İyiyim. Şimdi daha iyiyim. Ucuz atlattık. Doktorumla konuştum. Bu ameliyatın iyi geçmiş. Son anda gaza basmasam delik deşik olacakmışım. Ama işte ufak birkaç yarayla atlattık. Otursana. Yani... pek de ufak sayılmaz kurşun yarası, nasıl olur bilirim ben. Nasıl yani? Boş ver, uzun hikaye. Zamanım var. Daha birkaç gün daha buradayım çünkü. Tolga, iyi olmana çok sevindim. Yani sanki bütün bu olanların sorumlusu benmişim gibi hissediyorum çünkü. Hayır, 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 hayır Mahur. Senin bir alakan yok. Bu benim görevim sadece. Dosyayı ben devraldım ve gereken neyse yapıyorum. Böyle saldırılardan korkacak, yılacak bir adam değilim ben. Biliyorum. Tanıdım yani artık seni az da olsa. Bu herif tam bir manyak Mahur. Biliyorum. Biliyorum, bizi de öldürmeye çalıştı. Bizi derken? Celal'le beni. Yani ben kurtuldum ama Celal kurtulamadı. Nasıl yani? Öldü mü? Hayır. Yani bilmiyorum. Bilmiyorum, polislere haber verdik. Herkese haber verdik ama haber yok, bulamadılar da. Bu adam... ya bu adam Maraşlı'dan ne istiyor yani, derdi... derdi Mehmet İnce'yi bulmaktı. Bilmiyorum. Bilmiyorum, herhalde geçmiş hesaplaşmalarla alakalı bir şey. Bak, her ne kadar ispatlayamasam da savaş her şeyin sorumlusu. O benim ailemi öldürdü, ben bunu biliyorum. Merak etme. Bütün bunların hepsinin hesabını soracağım ben. Bütün sır bu Mehmet İnce denen adamda. Şimdi konuşmuyor ama ben onu konuşturmanın yolunu bulacağım. Ortada çok büyük bir oyun dönüyor Mahur. Herkesin burada bir çıkarı var belli. Tolga, sen madem Mehmet İnce'nin kim olduğunu buldun, niye tutuklamıyorsun onu? Ya ne bir delil var, ne bir tanık. Adamı ben neyle suçlayacağım? Ama suçlu olduğunu biliyorsun. Abimi öldürmeye kalktı.
Durum tahmin ettiğimden daha karışık. Bu savaş sadece dosyayı almaya çalışıyordu. Yani başka biri için çalışıyor. Mehmet İnce'nin peşindeki asıl kişi savaş değil. Nasıl yani? Kim peki o zaman? Ben bir kalkayım ayağa. Hepsini öğreneceğim. Hepsini. Mahmur. Sana bir polis koruması ayarlayalım. Gerek yok. Yani o adamlar Celal'in peşindeydi. Benimle bir alakaları yok. O yüzden gerek yok. Tamam. Ben ilgileneceğim o konuya, sen merak etme. Kısa zamanda buluruz Celal'i. Tamam. Ama o yokken koruma gerekebilir. Tolga Celal benim korumam değil. Tekrardan geçmiş olsun.